güzel alışılmıyor. Açıklamasını dinliyorum. Önce seçimimizi de ayarlayalım. Tamam mı ben? Mikrofonu biraz kaldırın. Şinasi Nahit Berger'in bir sözü var. İnsan yazar olmaz, yazar doğar diye. Ben bu sözü şöyle bir değiştirsem, insan sonradan mizahçı olmaz. Mizahçı doğar. Ben mizahçı olduğumu çok geç anladım. Neden? Havalan sırfından sonra. Baktım ki halk sevdiği gülmeye başlıyor. Demek ben yalnız kendimi şair zannederdim. Mizahçıymışım da be falan dedik kendi kendime. Sonradan düşündüm. Acaba ben okuduğum edebiyat dalındaki hocalardan mı öğrendim bu mizahı? Ha, bir incelemeye başladım. Şiirlerime de aradım. Bana bunu 70. yaş mıydı, 60. yaş mıydı bir toplantı oldu benim için. Ahmet İlhan, artık rakamlarının dışında kaldık da. Ahmet Gülhan, Mustafa Bey diye bir şiirimi okudu. Ben ciddi ciddi herkes dinleyecek, okuyacak, neyse. Belki de üzülecek, İkinci Dünya Savaşı'ndan söz ediyorum. Almanlardan söz ediyorum şiirimde. Diyorum ki, bir fırıncıya seslenerek, Mustafa Bey diyorum, herifler ne fırınlar yapmışlar be. Kapısından girilir, bacasından çıkılırmış. Aa, baktım millet gülüyor. Ben bunu çok trajik bir olayı anlatayım diye yazmıştım. Ve sonrasında düşündüm. Ya ben bunu fazla da düşünmeden yazdım ama şu dinleyicilerim nasıl anladı da gülüyor ama acı acı gülüyor. Ama gülüyor ama. Demek ki bir gün Aziz nesine babası demiş ki Aziz demiş benim güldüğüme bakma öfkemden gülüyorum. Panel'deki konuşmasından aklımda kalanlar. Çünkü Azize yani gerçekten mizah yazarı olarak değerlidir. Şimdi mizahçı olunur mu olunmaz mı? Nasıl olunur? Ben kendimi ister istemez Havavan sınıfından sonra tekrar gözden geçirmeye başladım. Ha, demek ki halkımız aldanıyor. Bizdeki özellikleri, yetenekleri çok iyi ortaya koyuyor. Çok çok satan bir kitabın, çok çok izlenen, yanlış da sahneye konsa, yanlış da filmi çekilse, sevilen bir eserin yazarı olarak her vakit övme cesaretini gösterdi. Sonradan ama. Bu işin bize başlangıcı var. Bu Havavam sınıfı İlhan Selçuk'un yayınladığı Dolmuş Mizah dergisinde haftalık yazı olarak çıktı. Her hafta bir tane okul anıları, öğretmenlik anıları, yatılı yaşam izlenimleri böyle gidiyordu. İlhan'cığım senin anlaşman var, her hafta bir hikaye yazacağım. Ama 10 sayı, 20 sayı hikaye yazmak zor. Kişileri belli, yeri belli, zamanı belli. Bir olaylardan hikaye çıkarabilir miyim dedi. İnan tabii anlaşmaya aykırı bir öneride bulunuyorum diye düşündü. Canım yaz bir başla bakalım falan dedi. Çok akıllıca bir şeydir bu. Patronluk şeyidir. Ben 3 tanesini birden yazıp getirdim. Altı okudu. Fena değil dedi. Bak
sonra ikincisi çıktığı vakit Rıfatcığım dedi, bunu dedi 10 taneye çıkarabilir misin sen? Ve böylece 73 tane oldu ve İlhan'ın hoşgörüsü nedeniyle babam sınıfı ortaya çıktı. Patron olarak da şey dedi, yeter be, kafa kütüledim ben. 3 tane anı, 5 tane anı, okudun, biz okuduk ve bu okullarda. Biz de yatakhanede yattık, yemekhanede birbirimizin cebine bükmemde döktük. Demedi onu, beni yüreklendirdi. Yalnız Aziz Nesin'i haklı çıkaracak gene bir konuya değineyim. Ben Rıfat-ı Vez diye adım yazmadım. Çitep dediği bir uydurma hat koydum. Bunu söyleyeyim size. Ve Aziz'i haklı çıkaracak bir şey. Cumhuriyet'ten sonrakiler bile böyle bir at koymak gereğini duydular. Bunun nedeni içinde bir de artık rahatça söylüyorum. Bir sabıkalı şair Rıfat Ilgaz'ın adı dergide görünmesin idi ama gerçeğini açıklayayım gene Aziz'den aldığım yüreklilikle. Ben dedim şair olarak ortaya çıkmışım ve bu türlü işlerle uğraşmadığımı okuruma anlatayım da beni bağışlasın ileride. Hababam sınıfını benim yazdığımı öğrenince yazmışsın ama hoş gördük hadi bakalım. Geçinler diye Çitepne adını kullandım. Yalnız İlhancığım bunu bir kitap olarak daha 20 tanesi çıkar çıkmaz. Bir kitap olarak bunu yayınlasak 20 tanesini dedi. Yayınlar İlhancığım dedi. Güzel bir kapat yaptı Turan Selçuk'ta. Ad koyacağız kitabımızın üzerine. Ben dedim yine sen Çitepne koy. Şairlik haysiyetime yediremedim Hüdayyadır olmayı. Fakat en sonunda halk ne şair bedeli sen dedi halkımız. Müzah yazarısın. Bana satışlardan 12 bin baskı bilmem ne sinema, tiyatro falan ve ben artık şurada oturma şerefine böylece nail oldum. Amacı azizlesin. Son çıkan Bilim ve Sanat Dergisi'nde de bunu zaten çeviriyor, vurguluyor. Amaç değildir yazarın şeyi. Yani mizah amaç, gülmece onun deyimiyle söyleyeyim. Gülmece amaç değildir. Araçtır. Ben sanat dallarının hiçbiri, bir şeyin amacı olmaz. Sanat zaten zatiye kendisi amaçtır. Demek ki bize dara gelince başvurulacak o benim yaptığım gibi yani. Bir yol zannedilmesin, bize da önemli bir şeydir. Ama arkasında sağlam bir teknik olmak, yani yazınsal bir tür olmak şartıyla sanatçı ne doğduğunu ispat eder, nasıl doğduğunu orada ispat eder. Güldürücü doğduysa güldürücü o mizacından gelir. O mizacında bu işe elverişli bir yön varsa o mizahı yapabilir. Yoksa kültürle mizah yapılmaz. Kültürle yapılmayan bir şey de hiçbir şey değildir. Mizac önemlidir. Bir Sadreddin Anten diye bir profesörüm, hocam vardı yani benim. Bir gün ders arasında edebiyatı nitelemesi gerekti. İlk defa böyle rahatça bir profesörün edebiyat nedir sorusuna yanıt veren yüreklilikle edebiyat herkesin kendi mizacına göre doğayı ve toplumu yorumlamasıdır dedi. Bakın hiç unutmuyorum. Hani derste biz üniversitede falan çok şeyler, okullarda çok şey öğrenmeyiz ama
aşk olsun o hocaya, bana bu cümleyi kafama izleyecek şekilde belirtmiş, bildirmiş. Ben gene aynı şeyi söylüyorum. Mizacımıza göre yorumlamak, doğayı ve toplumu. Ben de demek mizacıma göre böyle bir şey varmış, çok sonradan anladımsa da halkımın bana uyarıyla, uyarıda bulunarak belirttiğine göre böyle bir şey olduğunu anladım. Ve bundan cesaret alarak Dolmuş Müzah dergisine inancım ben de yazı yazacağım dedi. Neyse, elverişli bir anlaşma yaptık. Artık şu panele kadar müsaatçı olarak geldik. Sağ olsunlar, çağıranlar, bizi bu kadar konuşturanlar ve dinleyenler. Hepsine teşekkürler. Ararken ironi, satir ve umor gibi kelimeler var. Bunların hiçbirinde yazarın amacı herkesi tarif ettiği şekilde güldürmek değildir. Düşündürmek, sonra yererek gözden düşürmek, sonra acı yanlarını da olayların göstermek. Ama muhatabımız, okuyucumuz, seyircimiz ister güler, ister gülmek. Onu bileceği için. Biz gülme, insan nelere güler diye yola çıkmıyoruz. Biz psikolog değiliz. Biz yazarız, yazı kuralları üzerinden varacağımız yere varırız. Önce yazınsal türleri biliriz. Yazınsal türlerde yapıtlarımızı verirken mizacımıza göre toplumu ve doğayı yorumlarız. Bir güldürme yanımız varsa o kendiliğinden belli olur. Hiç kendimizi zorlamaya gerek yok. Elverir ki kendi mizacımızın ne doğrultuda olduğunu saptayalım ve yapıtlarımızı seçerken arada sırada ben mizah yoluyla da, ironi yoluyla da, satir yoluyla da, yergi yoluyla da diyeceğimi söylerim, diyebilmeliyiz. Mizacımızı bu bakımdan inceleyeceğiz. Bu kadar psikolojik yetkimiz olsun. Kendini bil demiş ya hani profesörlerden biri. Kendimizin bu yanını da bilelim. Yapıtlarımızı ona göre verelim. Bazıları özeniyor. Bazı yazar arkadaşlarımız. Ben mizacı olacağım diyor. Ödüller bile alıyor. Sınır dışından bile ses güzel çıkıyormuş. Sesimizi duyurabilmek önemli demek. En önemlisi. Biz toplumla ilişki kurabilmek, ne yanımızla mizacımızın gerektirdiği şekilde yeteneklerimizi yazınsal türlerde deneyerek romanda mı, öyküde mi, güncel yazılarda mı, anılarda mı, tiyatroda mı, şiirde mi? Yani önce sağlam olan kural bu. Sonra bu kuralların tekniği var. Bir de stili var. Bu stil yıllarca deneylerden sonra varılan bir şeydir. Ama tekniğini bilmek zorundayız. Roman nedir? Roman artık milletler arası bir tekniktir. Ben roman yazacağım. Mizah romanı mı değil mi? Artık kendi mizacıma başvuracağım. Hey evlat, yani sen mizacı olmadığın halde mizah romanı yazmaya nasıl kalkarsın? Mizacında bu yok. Evlat, kendi kendimizi kontrol edeceğiz. Teknik önemli, kompozisyon denilen kurallar patlamak önemli. Bir de stil zamanla varılacak bir şeydir, ustalıktır. Buna sahip olmanın meselesi. Yani ben doğrudan doğruya bu tür eserler insanları katıla katıla isterse bıyık altından güldürmek için olmayabilir.
bir tiyatromu izliyordu yanındaki seyircilerin, davetlilerinden biri. Adamcağız ağlamaya başladı. Kızı dedi ki, baba dedi, bu dedi komedi dedi, niye ağlıyorsun? Kız dedi, ben ağlarım, gülerim, sen karışma. Mizah kapsamı bunun içine alıyor. Fakat güldür deyince, baba güleceksin, ben seni niye getirdim buraya? Demesi lazım, haklı çıkar olur. Gülmece eseriydi bu. Gülmece yapıdıydı bu. Niye sen gülmüyorsun? Bak yazar da yanında oturuyor, ayıp be falan diyebilirdi. Babasının söylediği şey benim mizah anlayışıma daha yattı. Kızım dedi, ben ister ağlarım, ister gülerim. Sen karışma ben. İşte benim anladığım mizah bu. Biz sonra seyircilerimizin hepsini hani sorgu makinelerinde olduğu gibi nereye kadar, kaç derece gülme yeteneği var? Kim neye güler, kim neye gülmez? O psikologların incelemeye mecbur olduğu şeydir. İnsanlar neye güler, neye gülmez? Biz birikimiyle ortaya eserlerde gülme, güldürme payı yazarın nereye kadardır? Onu mizahımıza göre tayin ederiz. Yani tuzunu, biberini ne miktar ekelim? Bir tutam mı, iki tutam mı? Onu biz yalnız ölçeriz. Biz yemeği kotarmak için uğraşıyoruz. Eseri ortaya koymak için. Kusursuz bir yapı ortaya koymak için uğraşıyoruz. Sağlam yapılı bir roman, sağlam yapılı bir öykü ve her yerde geçerli bir şiir anlayışı ama bu içinde bizim Mustafa Bey gibi güldüğü unsur olunmuş. Ben de yazdıktan sonra farkına başladım. Bu da bir şey yani. Bana gene onu seyircilerim bana şey etmiştir. Anımsatmıştır. Gene bu payları sanat eserinden yani güldürme payı, düşündürme payı, ağlatma payı nereye kadardır? Bunlar vardır. Bunlar da sorundur. Milletler arası güldürücülerin kulüpleri vardır. Her gün birbirlerine o gün duyduğu fırsatları anlatırlar. Gülükleri yani. Anlatırlar. Ve gülerler. Ve o gün neşelerini bulurlar. Bisküvilerini içerler. Bir de dediğimiz espri diye bir şey var. Espri bizi fazla ilgilendirmez. Bizi yazdığımız şeyler ilgilendirir. Güldürme yeteneği bu Tophaneli Niyazi'yi siz dinleyecektiniz ki hapishanelerinden birinde adam nasıl yetişmiş, nerede yetişmiş? Adam bir anlatıyor ve gerçekten başarılı bir anlatış. Ama anlatmasını biliyor, güzel. O da bir belki folklorik bir yetenektir. Ama Niyazi'cik okuma bilmiyor, okuma yazma bilmiyor ki. Yani roman yazsın, öykü yazsın, şiir yazsın. Bir yerde bir şey yanlış yapıyor. Hani bir yerde bizi Nasrettin Hoca olma bile fazla ilgilendirmez. Nasrettin Hoca yazar mıydı dememiz lazım. Biz yazar olarak, şair olarak, bilmem ne olarak. Doktorumuzda çok zengin tipler vardır. Borazan tehlikler, bilmem neler. Bunlar iş değil. Ortaya yapıldı, o sanatçı koysun. Sanatçı kendi yapıldığını kendi oynasın da değil hatta. Bu işler yazın, biz burada 2-3 yazın mensubu olarak konuşuyoruz. Yani güldürünün toplumdaki yerini, değerini takdir ediyoruz. Ama bizi ilgilendiren yanının sanıyorum ki ortaya çıkan mizah romanı ise mizah romanı, mizah şiiri ise gene şiiri yani. Mizah bir şeyin tuzu biberidir. Sanatçının mizacından gelen bir yetenektir. Herkesin de yapamayacağı bir şeydir ayrıca. Yani onu da belirtelim yani. Küçümsediğimi zannetmeyin. Babam tarafının yazarı bu halktan gördüğü bu rahmet üzerine mizahı küçümseyemez artık. Onu da belirtelim, vurgulayalım yani. Benim için de bir şey söyleyeyim.
ama bu iki sözcük birbirini karşılamıyor, karşılıyor mu? Tam anlamında karşılamıyor mu? Tartışması yapılıyor. Bunu herhalde Sayın Aziz Nesin gene ele alacak. Benim üzerinde durmak istediğim şey şu. Burada acılar çekmiş bir toplum, Türk toplumu ve aynı zamanda mizaha ya da gülmeceye çok da meraklı. Okuru var bunun, yazarı da var. Bizim mizah ürünlerimiz değerli, sanatsal, yaygın. Bunda hiç bir tartışmaya gerek yok. Geleneğimizde böyle. Acılarla sevinçlerin, ağlamakla gülmenin hem karşıt hem bütün olduğunu diyalektik mantıkla açıklamak mümkün. Her şey öyledir. Güzellik, çirkinlik, mutsuzluk, mutluluk bir yana olacak ki öbür yana da olsun. Ben şimdi acaba rica etsem Aziz Nesin, Türk toplumu bu kadar acı çektiği halde bu kadar da aynı zamanda gülmeye neden eğilimlidir? Birkaç şeyle açıklayabilir mi? Tabii konumuzun sağından, solundan, kenarından, kıyısından konuşmak zorundayız. Çünkü gerçekten hele konuyu bulunca ilgilerle çalışmış bir insan olarak hepsini birden baktığı zaman da bu kalabalıkta anlatmak zor tabii. Önce ben bu İlhan Selçuk'un söylediği konuya geçeceğim. Ondan önce bir şeyler söylemek istiyorum. İfat Ilgaz'ın gülmecesi üzerine birkaç yazı yazmıştım ben eskiden. Bunlardan bir tanesi gelirken dosyamda bulduk. 1965'te yazmışım. 1965'te demek 21 yıl önce yazmışım. Şöyle diyorum. Ben de mizah yazarı olduğuma göre Ilgaz'ın mizahı üzerinde yargıda bulunmak belki de yadırganacaktır. Ben Rıfat Ilgaz'ın şiirleriyle mizahı arasında yakınlık buluyorum. Onun mizahı da şiirleri gibi ince, duygulu, haktan yana, dahası mizahında da şiirin ağır bastığını söyleyebilirim. Bir parça. Yine bir parça, başka parça. Mizah alışkanlığı biraz da keyif verici ilişki alışkanlığına benzer. Alışkanlar keyiflenmek, tadına varmak için aldıkları maddeyi her gün biraz daha artırmak zorundadırlar. Ama bu artışın sınırı yoktur. Bu durumda mizaha bir yenilik, bir çeşitli getirmek gerekir. Rıfat Ilgaz'ın mizahında işte bu çeşitli var. Bu çeşitli her anlatışında, hem anlatışında hem de hikayelerinin şiirliliğinde görülüyor. Şevket Uslan'ın kendisi hakkında bir takım şeyler söylemenin kitabıdır, o hakkında söylüyorum. Ve kitabı tavsiye ediyorum. Bu şeyin, gülmeceyi anlamak da çok önemlidir, yalnız yapmak değil. Çünkü gülmece değişik düzeyde, değişik kültür düzeyinde insanlara seslenince onların kültür algılarına göre etki yapar. Böyle bir kaba çizgili, çabuk aktörü kaba çizgili bir örnek vermek istiyorum. Sanır ki bilirsiniz ama bir kez daha yenileyim. Adada eşekler var ya, bir tur yapıyorlar. Bunlardan bir tanesi, Rum'un eşi çok ihtiyarmış. Adam da ihtiyar, eşek de ihtiyar. Hangisinin daha ihtiyar olduğu belli değil. İkisi birbirine ihtiyar. Müşteriler gelmiyor adama, eşek gitmiyor. Demiş ki, Tanrı Kulesi, yağ demiş, nefya al demiş, eşeğe biraz sür demiş, onun hızı gider demiş. Adam da inanmış, ekmek parası. Müşteri gelmiş, biraz nefya sürmüş, eşeğe binmiş. O ihtiyar eşek başlamış koşmaya. Adam evine gidecek. Eşek koşuyor tabii, adam da ihtiyar olamaz, nefes verse koşuyor. Adanın yokuşunda, ikisi beraber koşuyorlar, koşuyor. Bakmış ki yetişemiyor eşeğe. Biraz da bir parmak da nefya kendine sürmüş. Başka türlü olmuyor yani. Eşek koşuyor, adam koşuyor. Ben şeye gelmişler, evin kapısına gelmişler. Eşekçi demiş ki adama inince, aman beyefendi şu eşeği biraz tut, ben bir türlü atıp gelip böyle gelirim. Ya Allah, bir türlü atıp böyle gelirim. İşte bunu adam okulda birisi başka arkadaşlar anlatıyor. Anlatan adam karşıya en son anlatıyor diyor. Gülmeceyi yalnız yapmak zor bir iş ama anlamak da zordur. Buna biz gülmece yeteneği diyoruz. Gülmece duyarlı diyoruz ki buna sense of humor dedikleri şey. Humor sözcüğü demin Rıfat biraz sözünü etti. Humor sözcüğü eğer İngilizce büyük sözcüklere bakarsan, büyük sözcüklere humorun başka bir anlamı daha vardır. İlk anlamı olur. Sonradan
gülmece anlamına gelmiştir. O nedir biliyor musunuz? İrin, cerahat. O anlama gelir. Gerçekten de bir irini boşaltma işlevi de yapar. Bir de bunu yapar, bir de yapar. Bizde eskiden sözlükler azdı. Lügat-ı Naci derdik. Muhallim Naci'nin sözlüğü var. Onun büyükleri vardı. Orada da Hicmi şöyle anlatır. Hicmi abi. Ağzına acı bir şey alırsın. Yutmaya çalışırsın. Sırıtamazsın. Çevirirsin. Onu tükürürsün. İşte Hicmi budur der. Yani bunlar önemli tanımlardır. Kısaca geçiyorum. Tabii kısa geçmeden özürlü yanlış anlaşılmasında anlaşılma olasılığını biliyorum. Şimdi toplumsal tepki çok önemli tabii. Nasıl oluyor? Ne zaman çıkıyor? Gülmece nasıl oluyor? Burada bir deneme yapsak. Buradaki arkadaşlar, aydın gençler işte. Aynı yaşlıyız, yaşıtlarımız. Aynı yaşlarımız. Yani bazı şeyler biliyoruz Türkiye ölçüsünde. Ben şimdi içinizden birine sorsam, Fransa'da çok değil, 3 tane şair adı say desem, kesinlikle sayarsın. Peki Fransa'dan 5 romancı desem kesinlikle sayarsınız. Almanya'dan desem yine sayarsınız. Amerika'dan 5 tane tiyatro yazarı desem sayarsınız. Sovyetlerden 5 romancı desem sayarsınız. Hanginiz yürekleri bütün dünyada 5 tane insan yazarı söyleyecek? Var mı? Haklısınız. Ağırlığını veren, hani başka şeyler yazıyor da bir ayrıcağımız o değil. O değil. Yani, bir daha yazarı sayabilir misiniz? Sayamaz. Bu sizin suçunuz değil. Bizim de suçumuz değil. Mizah yazarı azdığını gösteriyor. Bunlar bu malla az bulunmuyor. Neden bulunmuyor? Onu anlatayım. Neden bulunmuyor? Az içinde ilhamın sorusu, yani gerçek bir canım burada veriyor. Neden bulunmuyor? Bu da yani bunlar yazarların, bunlar gülmece yazarlar, kendi marifetleri değil. Onu anlatacağım. Bir gülmece yazının ortaya çıkmasının iki koşulu var. Birisi bireysel koşul, birisi toplumsal koşul. Bireysel koşul biraz biraz değindi. Ama tam anlatmadı, her zaman olmadığı işlerde. Kendi mizacından geliyor. Kendi mizacından gelmezse gülmece yazarı olamaz. İyi gülmece yazarı olamaz. Şimdi örneğin Spiski diye bir dergi var Polonya'da. Krokodil var şeyde, Moskova'da. Bulgaristan'da bilmem ne var. Biliyor musunuz ya, akıl alacak şey değil. O dergilerde, toplu yine bilmem ne aktarır, o dergilerde inanın akıl almaz, 100 kişiden fazla insan çalışıyor. Adam başına her sayısında bir sözcük düşmez. Hepsi de gülmece yazarında. Ben bugün dedim ki onlara, hepsi de söylüyorum gidecek. Ya siz çekin dedim, ben bunu tek başına çıkarayım. Sonra siz bunu çevirirsiniz. Zaten biz o dergiyi tek başına çıkarırdık, onun gibi dergiyi. Ve daha da iyisini çıkarıyorlar. Ondan bu kadar iyisini çıkarmıyorlar. Şimdi gülmece yazarının bir mizaj nereden geliyor, nasıl oluyor biliyor musun? Bu bireysel konu, onu anlatacağım biraz sonra. Ama asıl önemlisi toplumsal. Toplum eğer gülmeceyi istemiyorsa gülmece yazarı çıkmaz. Ona da o zaman gülmece yazarı çıkmasın, ekmeği kastetiği bir şey çıkar. Bugün çıktığı gibi çıkar. Polonya'da çıktığı gibi çıkar. Korkuluyla çıktığı gibi çıkar. Onlar kötü gülmece değillerdir. Ama topluma yönelik ağırlıklı olan kalıcı 100-200 yıl sonra kalmaz hiçbir sonları. Toplum istemiyor. Neden? Toplum istemesi nasıl? Tabii bağışlayayım beni. Çok çabuk konuşmak zorundayım. Atladığım için ve kısa konuştuğum için yanlış anlamalarla meydan verebilirim. Başka. Nasıl bir beden, bir vücut, şeker hastası ise, su ister, durmadan su içer. Nasıl durmadan yemek yer şeyse. Verenli bir insan sol şeydiyse nasıl cinsel iştahı durmadan artar. Bu doğal, biyolojik bir olay. Tıpkı bunun gibi toplumda zaman zaman gülmece ister. Toplum, bütün toplum bir beden gibi gülmeceye gereksinme duyar. Bu her zaman olmaz. Ne zaman? Ha, bakalım bu ne zaman olacağını anlamak için geçmiş tarihe bakacağız. Toplum çok ezilince, çok yılınca, çok perişan olunca, ekonomik ve sosyal bakımdan her perişan olunca, bu perişanlığını gidermek için hiçbir şey yapamıyorsa, karşı gelemiyorsa, eline silah alıp dağa çıkamıyorsa, egemen sınıfı yıkamıyorsa alay etmeye başlar. İşte o zaman gülmece devam eder. Hep böyle olmuş. Şimdi anlatacağım. Çünkü başka bir şey yapamıyorsun. Şimdi yine bir kalın çizgiyle anlatmak istiyorum. Çok iri yarı bir adam, genç adam, sporcular. O hala mahter yapıyorlar gibi öyle bir adam. Bir de böyle karşısından zayıf, çıldız ve yaşlı bir adam.
bu öbür herif bu ara dövüyor. Ne yapar bu adam? Vurma be der filan ama yine vuruyor. Ne yapar mesela? Kaça? Yakalıyor. Taş atar. Yakalıyor. Tükürür en sonu. Ondan sonra tükür eder. İşte ona çek. Ondan sonra daha ne yapar? Uzaklaştığı zaman. Onun hakkında dedikodular, alaylar, reziler, onu küçültücü, onu gibi şeyler yapar. İşte bir meşe budur. Zayıf insanın güçlüye karşı güçlüğü yıkma yollarından birisidir. Bakıyoruz nereden olmuş. En eski örneği bu Aristofanes. Eski Yunanlı. Komedyanın babası diyoruz ki haklı olarak komedyanın babası. Hangi tarihi dönemde çıkmış? Atina'nın en emperyalist olduğu, komşularıyla böyle savaşmak istediği, ekonomik olarak yıkıntıya uğradığı bir dönemde. Sokrates'i seyrederseniz şeyde. Bunu göreceksiniz, burada anlayacaksınız. Şeyde. Teknik olarak kötü görün, fakat politik olarak bu kötü diye çok denk düşen görün. Görmeyenlik görsünüz. Dostlar. Olağan tüm şey. Ha, yani öyle bir dönemde çıkmış ki Aristofanes, Sokrates'le de alay ediyor biliyorsunuz. Onunla da alay ediyor. En emperyalist olduğu dönem en üst noktası, Atina'da büyük medeniyetten, büyük refahtan sonra her perişan olmuş. O zaman çıkmış. O Sokrates başka bir zaman çıksaydı toplum onu benimsemezdi, almazdı. Yani önünüze yüceltmez. Başka örnek verelim kendimizden. Nasrattin Hoca. Nasrattin Hoca tarihsel kişi midir, değil midir? O önemli değil. Ama sanıyorum bir tarihsel kişi de var, yaşamıştır, olabilir. Olmayabilir de. Ama toplumsal bir kişi. Yani ne bir toplumsal kişi? Yaşamamış olsa da toplum onu var etmiş. Öyle bir kişi. Bu kişinin tarihi, yaşadığı tarih ya da yaşadığı bazıları tarihi belli. 13. yüzyıl. Nerede yaşamış? Selçuklar'da yaşamış. O Selçuklar tarihine bakın, bütün Türk soylarının, Türk boylarının en rezil çağı. Ama nereden çağ? Güzel bir Selçuk kültüründen düşmüş ilerle. Nereye düşmüş? Rezilliğe düşmüş. O kadar düşmüş ki yine çok abartak değil de çok belirgin çizgileri veriyorum ki kısa zamanlar artayım diye. Selçuk beyleri karılarını Moğollar resmediyor. Moğollar işgal ediyor. Emperyalist olan Moğollar. Orada hatırlar oluyor ters, burada böyle. Girmişler kızlarını, karılarını kendi elleriyle teslim ediyorlar. Ahlak kalmamış, onur kalmamış. Yani Türkiye'de bugün bir Türkiye'de oldukça benzer yerlerimiz var. Böyle bir durumda Nasrattin Hoca çıkmış. Yani halk onu çıkarmış, yaşatmış. Şimdi geliyoruz, Türkiye Marco Paşa dönemine geliyoruz. Marco Paşa bugün çıksa aynı şeyi yapar mı? Yapmaz. Bugün de tutuyor. Yapmaz değil. Belki o hale geldik aslında yapar da. O Marco Paşa çıkaracak adam nereden? Marco Paşa bir olaydır. Biz çıkardık diye söylemiyorum. Gerçekten çok toplumsal, politik olarak, tarih olarak, basın olarak son derece ilginç bir olaydır. Basın tarihimizin çok önemli araştırması gereken bir şeydir. Şimdi basın müdürlüğü